Merhabalar. Bilimsel araştırma yöntemleri dersimizin bu haftaki konusu nicel yani kantitatif araştırma. İki kısımda inceleyeceğiz yani bu konuyu. Bir ve iki olarak konular geniş olduğu için. Kantitatif araştırma tasarımından bahsedeceğim size bu hafta. Kantitatif araştırma kapsamı ve özelliklerinden bahsedeceğim. Kantitatif veri toplama yöntemlerinden, anket yönteminden bahsedeceğim. Ve anket yönteminin 4 farklı türü var. Bunlardan yüz yüze anket ve telefon anketinden bahsedeceğim bu haftaki dersimizde. Evet, kantitatif araştırma yani nicel araştırma dediğimizde aslında nicel adından da belli sayısal hale dönüştürülmüş değişkenlerin incelenmesini gerektiren bir araştırma yöntemi ya da araştırmalara verilen isim. Aynı zamanda bu değişkenler arasındaki ilişkilerin neden sonuç ilişkilerini ortaya koymaya çalışan araştırmalara diyoruz. Bu tip araştırmalar kantitatif araştırmalar. Kantitatif araştırmalar istatistiksel sonuçlar çıkarılmasına yani bir takım sayısal veriler olduğu için sonuçların istatistiksel olarak bir takım değerlerle ispatlanması ya da bir takım verileri doğrulaması bekleniyor istatistiksel çıktıların. Sayısal yorumlar yapılabiliyor bu veriler üzerinden ve genelleme yapılmasına imkan veriliyor genel olarak araştırmalarda. Kantitatif araştırmaların yani nicel araştırmaların en yaygın veri toplama yöntemi anket yöntemidir. Size bugün bu dersimizde anket yönteminden bahsedeceğim. Evet, nicel araştırma tasarımı nasıl yapılmalı ya da kantitatif araştırma tasarımı nasıl yapılmalı? Kantitatif araştırmalar cevap seçeneklerinin önceden karar verildiği, yapılandırılmış soruların kullanıldığı, yani önceden cevaplar belli, soruların cevapları belli olduğu, yapılandırılmış sorulardan oluşan bir takım ölçekler kullanıyor. Ve bu çok sayıda denekle yapılan araştırmalar. Yani biz mesela kalitatif araştırmada, nitel araştırmada mesela 10 kişiye de 20 kişiye bir takım sorular yöneltip onların verdiği yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış daha doğrusu görüşmelerden bahsetmiştim daha önce. Yani onların daha fazla sorulara farklı cevaplar vermesi ya da sizin o sorular üzerinde, görüşme soruları üzerinde farklı sorular geliştirmeniz anlık olarak mümkündü. Ama bunlar da aslında bir takım sorular belli ve o sorulara cevaplar arıyor ve daha fazla denek üzerinde yani 10, 20, 30 denekten değil bu sefer 1000 diyebiliriz ya da 100 ile başlar en az. 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 ya da 20.000 bile olabilir. Çok sayıda denekle yapılan araştırmalardır. Yani çok fazla denekten veri toplanan araştırmalardır kantitatif araştırmalar. Bu araştırmalarda genellikle evreni temsil edebilecek büyüklükte bir örnek hacmi istenir. Yani evrenden bahsedeceğim, örneklemden de aslında ileriki haftalarda özellikle bu konuya değineceğiz. Örneklem nasıl seçiyoruz evren üzerinden. Evren neydi? Bizim mesela yapmak istediğimiz, araştırma yapmak istediğimiz dünyadaki bir grup kişi. Mesela ilkokul öğrencileri işte. Mesela kadınlar üzerinde bir araştırma yapıyorum. Bakın ne kadar büyük bir evrenden bahsettim. Daha sonra bu kadınlar üzerinden belli kriterlere uygun olarak rastgele bir takım grup seçiyorum. Buna da örnek hacim diyoruz. O evren üzerinden bir örnek hacim üzerinden yapılır. Yani tamamlı uygulamam mümkün değil değil mi? Kadınlar üzerinde bir araştırma yapıyorsam ya da kadın yöneticiler üzerinde bir araştırma yapsam yine belirli bir örnek hacmini almam gerekir ve belirli kriterler belirlemek gerekir ve niye o örnek hacmini seçtiğimi, neden o kadınları seçtiğime dair bir takım sebepler sunmalıyım araştırma içerisinde. Evet, kantitatif araştırmanın amacı çok kesin. Yani net, kesin sonuçlar arıyoruz. Yani daha çok aslında pozitivist yaklaşım diye geçiyor bu. Yani Batılıların daha çok yaptığı kantitatif araştırma, Batı'da çok yaygındır mesela. Doğu'da daha çok kalitatif araştırmalar yapılır genel olarak. Daha çok sonuçların kesin olması beklenir. Veri formatı, kaynaklar açıktır. Toplanan veriler derlenir, düzenlenir kantitatif araştırmalarda, nicel araştırmalarda. Bunun dışında araştırma sorusuna uygun cevap bulmak için veri toplama sayısallığa dayanır. Yani bir takım yani topladığınız verileri sayısallaştırabiliyorsunuz. İşte 10 kişi şunu dedi, 20 kişi bunu dedi ya da 1000 kişi şunu dedi diyebiliyorsunuz mesela. Bu topladığınız verilerin sayısallığa dayanması anlamı taşıyor.
Bu yöntemde örneğin tanımlayıcı veya sonuçlandırıcı istatistikler kullanılarak değişkenler arasındaki ilişki anlaşılmaya çalışılır. Evet, tanımlayıcı istatistikler, descriptive istatistik dediğimiz betimleyici, tanımlayıcı istatistikler, yani bu ortalama değer, işte standart sapma, mean gibi bir takım tanımlayıcı istatistikler kullanıyoruz mutlaka. Sonuçlandırıcı da aynı şekilde, yani farklı istatistiksel yöntemler kullanıyoruz. Ne gibi? İşte ANOVA kullanılabilir gibi birçok farklı yöntemler kullanılabilir sonuçlandırıcı istatistiklerde de. Kantitatif tasarım daha çok hipotez testi tasarımıdır. Evet, nicel araştırmalarda genelde belirli hipotezler ortaya atılır ve o hipotezlerin doğrulanması ya da o hipotezlerdeki ifadelerin bir anlamlılığı var mı? Yani gerçekten bunu söyledim ama gerçekten anlamlı mı? Anlamlı sonuçlar veriyor mu diye araştırılabilir ya da direkt ilişkiye yönelilebilir. Mesela etki etmektedir gibi bir, şu şuna etki etmektedir gibi bir hipotez ortaya attıysanız bu artık hani sizin net olarak hipotezi doğrulamak istediğinizi gösterir çalışmada. Evet, temel özelliklerinden bahsedelim kantitatif araştırmaların. Hipotezler araştırmanın başında açıkça ifade ediliyor ve neden o hipotezleri ortaya attığımız, neye dayanarak attığımız, yani literatürde o hipotezi destekleyen bir takım veriler var mı? Bunlar varsa mutlaka araştırmanıza yer vermeniz gerekir. Araştırma öğelerine ilişkin tanımlar araştırmanın başında açıklığa kavuşturulur. Yani ben hipotezde bir takım terimler kullandıysam o terimler en başta ne anlama geldiğini söylemeliyim. Veri sayısal değerlere indirgenir. Bundan bahsettik biraz önce. Veri toplama araçları ile elde edilen puanların güvenilirliğinin değerlendirilmesine, artırılmasına büyük önem verilir. Yani ben bir veri toplama aracı kullandım. Ne olabilir? Bu anket yöntemi olabilir, deney yöntemi olabilir. Bunlar kantitatif araştırmalarda veri toplama yöntemlerinden iki tanesidir. Bunların güvenilirliğinin değerlendirilmesi ya da artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması büyük önem taşır yine bu tip araştırmalarda. Araştırmanın geçerliliği birkaç işlemde değerlendirilir mutlaka. İşte araştırmanın geçerli ve güvenilirliğine dair mutlaka bir takım veriler içermelidir yine kantitatif araştırmalar. Anlamlı örnekleme ulaşabilmek için tesadüf, rastgele seçilim yöntemi tercih edilir. Yani ben bir evren üzerinden bir örneklem seçtim. Yani bu araştırmayı yapmak için ve bunu tesadüfi olarak bir takım veriler içerdiğini yine yani tesadüfi yöntemler kullanıyoruz. Yine örneklemi seçerken hani rastgele seçtiğimizi, rastgele yöntem mutlaka, rastgelelik önemlidir yani burada da örneklem içerisindeki verileri toplarken. Araştırmada izlenecek işlemlerin ayrıntılı olarak metinlenmesi tercih edilir. Bu işte araştırma tasarımı oluyor. Yani en baştan ya da metodoloji de denebilir yani buna. Araştırmanın metodolojisinde özellikle ayrıntılı olarak araştırmada izlediğiniz yolu, yöntemi mutlaka belirtmeniz lazım. Ayrıntılı bir şekilde betimlenmesi, tanımlanması gerekiyor. Evet, sonuçların istatistik olarak özetlenmesi tercih edilir. Mutlaka yani veriler üzerindeki bir takım sayısal elde ettiğiniz, sayısallaştırdığınız sonuçları istatistik olarak özetlemeniz beklenir. Karmaşık bir olgunun parçalar halinde incelenmesi eğilimi söz konusudur. Yani tümden gelince bir yaklaşım. Yani bütünden şeye kadar, parçaya doğru geldi mi bir anlayış sergilersiniz. Önce bütüne göstermeye çalışırsınız. Ben buradan buraya geldim. İşte bu parçayı incelemek istiyorum gibi. Tümden gelince bir anlayış sergilersiniz araştırmanızda. Karmaşık olguların incelenmesinde koşulların manipülasyonu söz konusudur. Yani bir durum var ve birçok koşulda farklı sonuçlar doğurabilir, değil mi? Mesela ne demiştik daha önceki de? Su 100 derecede kaynar dedi. Nerede kaynar? Deniz kenarında kaynar. Ama deniz kenarından yukarılara çıktıkça bu kaynama oranı düşer mesela. 98 derece kaynar ya da 97 derecede yukarılara çıktıkça deniz seviyesinden. Ama biz her zaman koşulları baştan manipüle ederiz. Yani su 100 derece kaynar diyorsak hani bunu 100 şeyde olduğumuzu düşünürüz. Yani deniz kenarında olduğumuzu düşünürüz. Bir takım şeyleri manipüle ederiz araştırmamızda. Araştırmacının
Katılımcılarla kişisel etkileşimi sınırlıdır. Evet, mümkün olduğunca kişisel etkileşimden uzak dururuz. Niye? Onları yönlendirmek istemeyiz. Ya da bizim ufak tefek mimiklerimiz soru sorarken mesela görüşmede nasıldır? Hani bir kişiyle nitel araştırma yöntemidir. Odak grup görüşmesi de olsa, normal yarı yapılandırmış görüşme de olsa. Kendi tavır, davranış, soruyu soruş şeklinizden etkilenmesini istemezsiniz değil mi karşı tarafın? İşte bu yüzden katılımcılarla kişisel etkileşim sınırlıdır. Niye anket yapıyorsunuz? Çünkü anketi direkt önüne koydunuz mesela. Gerçi kişisel görüşme şekli yüz yüze anketlerde bu farklı. Yine kişisel iletişim sınırlı değil ama diğer yöntemlerde kişisel iletişimi mümkün olduğunca sınırlı tutmaya, yani nötr olmaya çalışır yapan anketi yapan kişi mesela. Geniş örnekten gruplarına erişilmesi tercih edilir. Tabii ki yani mümkün olduğunca evren üzerinden daha fazla örnekten ulaşmak sizin hipotezinizi daha güçlendirecektir. Yani onu doğruladıysanız sizin savınızı, bu konudaki tezinizi daha çok güçlendirecektir. Nicel yöntemler çoğunlukla sonuç odaklıdır. Evet, sonuç odaklanır genellikle. Sonuç odaklı çalışmalardır. Neden sonuç ilişkilerini inceleyen araştırmalardır genellikle. Nicel yöntemler ya da kantitatif yöntemler. Burada bir örneğimiz var, onu inceleyelim. Temel özellikleri bakımından nicel araştırmaları. Evet, burada bir tane kantitatif araştırma örneği görüyoruz. Tüketicilerin yeme içme alışkanlıkları ve yiyecek içecek işletmesi tercihlerinde sosyal medya kullanımının rolü Moodle örneği demiş çalışmada. Ve burada mesela genel olarak sonuçların istatistik olarak özetlenmesi dedik mesela ya da hipotezler oluşturulur dedik. Çalışmamıza bakalım. Tümden gelince bir yaklaşım izlemesi lazım. Yani önce tüketici davranışlarından, sosyal medya kavramından, sosyal medya araçlarından bahsetmiş mesela. Çünkü sosyal medya kullanımı daha çok hani bu yeme içme alışkanlıklarında sosyal medyanın rolünü inceliyor. O yüzden bir tümden geliyor bakın. Tümden gelince bir yaklaşım. Ve daha sonra sosyal medya kullanımından bahsettikten sonra ya da sosyal medya araçlarından ve kullanımından bahsettikten sonra araştırmada bu kullanımını yeme içme alışkanlıkları ve yiyecek işletme tercihleri üzerindeki etkisi üzerine diğer çalışmaları incelemiş. Yani literatürde bu tip bir çalışmalar var mı? Buna yönelik bir takım çalışmalar var mı? Girişimler var mı? Daha sonra bakın tüm araştırmanın yöntemine geçmiş, amacını ve öneminden bahsetmiş ve hipotezlerden. Yani burada bir model var, araştırma modeli var. Hani tartışılır ne kadar doğru olduğu. Çünkü net olarak değişkenler arasındaki ilişkiyi göremiyoruz burada. Net olarak niye göremiyorum? Mesela özellikle cinsiyet, medeni durum yani ve eğitim düzeyi, işte bağımlı değişken mi, bağımsız değişken mi, burada iki ok gösterilmiş etkisi dediğimizde hani neye etki ediyor? Sosyal medya kullanımı mı yoksa yiyecek işe işletmesinin tercihine mi etki ediyor gibi. Burada iki kavram var. Burada birden fazla kavram var. Modelde bir karmaşıklık var gösterim şekli olarak. Ama tabii ki burada metinsel olarak ifade edilmiş olabilir. Burada daha düzgün olarak ifade edilmiş olabilir. Evet, bir takım hipotezler verilmiş mesela burada. İşte şöyle farklı değişken, şu değişken, şu değişkene göre farklılık göstermektedir gibi bir takım hipotezler ortaya atılmış. Ve evren ve örneklem özellikle belirtilmiş. Evrenimiz şu denmiş mesela, işte örneklemimiz şuradan seçildi. Evren büyüklüğü işte 100 bin üzerinde olması nedeniyle işte örneklem şu şekilde gibi bir takım istatistikler İstatistik çalışmalar, farklı çalışmalara atıfta bulunarak neden o 10 bin kişi içerisinden işte 384 kişi seçildiği bahsedilmiş. Daha sonra araştırmaya 403 kişi katıldığı belirtilmiş. Veri toplama aracından bahsedilmiş mesela. Yani yine bir veri toplama aracımız var mutlaka nitel araştırmalarda. Nicel araştırmalarda, affedersiniz düzeltiyorum, nicel araştırmalarda. Neymiş bu? Sosyal medyada yiyecek içecek işletmesi tercihi belirleme ölçeği diye. Daha önce Farklı Güngör 2008'in yaptığı doktora tezi çalışmasından bir ölçek kullanıldı. Bu ölçek kullanılırken mutlaka izin alınıyor araştırmacıdan ve ona göre kullanılıyor. Mutlaka izinlerin alınmış olması gerekiyor. Ve bu hangi tarihler arasında araştırmanın gerçekleştirildiği yazılmış. Bu araştırma mesela bu tarihlerde gerçekleştirildiği için mutlaka etik kurul onayı da alması gerekiyor. Mesela 2020'den sonra yapılan çalışmalarda etik kurul onayı isteniyor. Bağlı olduğunuz araştırma
yani üniversite ise üniversite tarafından alınacak bir belge. Evet, verilerin analizinde bir takım istatistik yöntemler, sonuçlar istatistik olarak açıklanmış mı diye bakalım. Öncelikle bakın deskriptif dediğimiz bu tanımlayıcı istatistikler verilmiş. Şu kadar kişi kadın, şu kadar kişi erkek, işte yüzde oranları verilmiş burada. Ve daha sonra bir takım yüzde değerler verilmiş. Aslında istatistik olarak özetlenmiş çalışma. Yani gene yüzde değerler, hangi maddeye ne verdikleri. Bu her zaman kullanılan bir şekil değildir ama verilebilir tabii ki. Faktör analizi yapılmış. Bir takım faktör analizi, işte faktörler, bireysel çalışmalar, başkalarının bilgi, yorum ve paylaşımları, fırsat, etki, bunlar farklı faktörler. Bunların sonuçları, varyans değerleri, faktör yükleri belirtilmiş. Faktör yükünün işte 0.6'ın üzerinde olan çalışmalar var ya da 0.70'in üzerinde olan kabul eden çalışmalar var. Genelde 0.70'in üstü ya da 0.60'ın üstü kabul edilir. Mesela şu pek kabul edilmez. Faktör yükünü etkileme anlamında ya da şu 482 pek bu faktörü etkilemediği düşünülür. Yani mesela atılması gerekir. Atılan şeyler de belirtilmiş olabilir. Evet, burada t-test sonuçları var gibi gibi gibi. Yani ne yapmış? İstatistik olarak bir takım başta belirlediği hipotezleri istatistik sonuçlarla destekleyici bir takım kanıtlar sunarak desteklediğini, hipotezi desteklediğini ya da desteklemediğini belirtmiş. Mesela anomalilerin analizi yapılmış gibi. Daha sonra da tartışma ve önerilerle çalışmayı bitirmiş. Bu çalışma genel olarak yani yapı olarak bir nicel araştırma tasarımına örnektir. Evet, avantajları neler peki? Nicel araştırmaları ya da kantitatif araştırmaların avantajları. Standartlaştırma ilk avantajımız. Sorular önceden ayarlanmış olduğundan, anketler ya da veri toplama araçları belirli bir düzenle hazırlandığından belirli bir standardı var. Yönetim kolaylığı, yönetimi bir odak grup oluşturmaktan ya da derinlemesine görüşmeden daha kolay. Yani insanların yönetilmesi zordur odak grup görüşmelerinde. Hani birinin düşüncesi yani düşüncesini alırsınız. Herkesin fikrini almalısınız. Belirli konularda işte görüş farklılıkları olabilir, tartışmalar çıkabilir. Yani derinleme görüşmesinde de yine aynı şekilde mümkün olduğunca derine inersiniz hani o konuyla ilgili ve çaba sarf edersiniz karşıdaki kişiyi konuşturmak için. Mesela öyle yönetimi zordur gerçekten ama anketlerde ya da deneylerde öyle değil. Yani belirlidir, yapacağınız şey belirlidir ve onu yaparsınız. Yani yönetim kolaydır gerçekten. Gizli bağlantı kurma kolaylığı. Neden, nasıl, kim soruları gizli verinin ortaya çıkarılmasını sağlar. Örneğin çalışan bir veliye bir okulun yerinin, çocuğunun okul seçiminde ne kadar önemli olduğunu sorabilirsiniz. Ve bunu sorarken de yani daha gizli verilere ulaşabilirsiniz. Ne gibi gelirini sorabilirsiniz, mesleğini sorabilirsiniz. Kaç kişi hanede, kaç kişi yaşıyor ailenizde diyebilirsiniz. Mesela bu tip gizli hani sorularla, gizli bağlantılarla bu kişilerin finansal durumlarını değerlendirebilirsiniz mesela. Bu tip şeyler yapılabiliyor. Gizli bağlantı kurma kolaylığı sağlıyor anket çalışmaları ya da deneysel çalışmalar. İstatistiksel analizlere uygundur. Mesela çünkü sayısal veriler elde edersiniz ve istatistik olarak ham verileri yorumlamak yani bir takım istatistikler sonuçları çıkarıp yorumlar getirirsiniz. Oysa ham verileri yorumlamak daha zordur. Mesela nasıl anlatayım? İşte bir kişinin görüşlerini aldığınızda, görüşme yaptığınız ve bir takım görüşlerini aldığınız, onları analiz etmek, sayısallaştırmak tabii ki mümkündür. İçerik analizi yapılabilir mesela. Ama daha zordur. Hani orada birden fazla kişinin kodlaması gerekir vesaire. Ama burada öyle değil yani. Hemen tek bir araştırmacı da nicel araştırmayı kolaylıkla değerlendirebilir. İstatistikler sonuçlar çıkarabilir. Kantitatif araştırmada kullanılan anket tasarımı her soruya verilen cevabı tablolaştırma ve aynı zamanda karmaşık olabilen istatistiksel analizler yapmak gibi düzenlemeler içeriyor. Biraz önceki örneğimizde gördüğümüz gibi. Bunun dışında alt grup farklılıklarında duyarlılık, incelemeler geniş hacimli denekleri içerdiğinden yani daha geniş bir kitleye ulaştığınızdan nicel yöntemlerde. Örneğin demokratik gruplara, diğer alt gruplara ayırmak. Yani bir takım gruplara ayırıp ona göre farklı analiz sonuçları vermek, alt gruplara göre farklılıkları ortaya çıkarmak kolaydır. Çünkü elinizde çok veri var ve onları gruplandırabilirsiniz ve ona göre sonuçlar çıkarabilirsiniz.
Yani bu şekilde örneğin bir üniversitede araştırma yapıyorsunuz. Farklı bölümlerdeki öğrencilerin konu hakkındaki farklı görüşlerini ortaya koyabilirsiniz. Şu bölüm öğrencileri şöyleyken bu bölüm öğrencileri böyledir gibi bir takım sonuçlar alt gruplara, farklılıklara duyarlılığı gösteriyor. Bir örnektir mesela. İyi bir nicel araştırma tasarımının özellikleri ne olmalı o zaman onu konuşalım. Yani temel özelliklerden bahsettik. Yüksek düzeyde yapılandırılmış bir modeli izlemesi gerekiyor. Yani daha önceden kullanılmış bir model üzerine kurulabilir mesela. Ve yapılandırılmış oluyor. Bir modeli mutlaka ortaya koyuyorsunuz modelinizi. Ve yapılandırılmış bir model oluyor bu. En önemli özelliklerinden biri bu olmalı. Bir modeliniz olmalı yani. Tüm aşamalar önceden belirlenir. Yani bu model aslında bir şeye de teoriye de dayanıyor olabilir. Genelde öyle de çalışmalar var. Belirli bir teoriye dair modeli kendi çalışmanızı uydurabiliyorsunuz. Mesela bu şekilde de izlenebiliyor genelde. Çoğu çalışma öyledir hatta. Belirli bir teorinin modelleri ortaya atmıştır bir takım araştırmacılar ve o modele uygun bir araştırma yaptığınızı söylediğinizde sağlam bir temele dayandırmış oluyorsunuz araştırmanızı. Araştırmaya başlarken tüm aşamalar önceden belirlenir. Evet, bu kesinlikle bundan ödün vermeyeceksiniz. Önceden sınanmış araçlarla yani bir veri toplama aracı kullanıyorsanız önceden bir küçük bir gruba mutlaka uygulamanız gerekiyor. Yani başka yerden almış olabilirsiniz veri toplama aracını ya da ölçeğinizi farklı bir yerden almış olabilirsiniz ama bunu mutlaka kendi grubumuzdan küçük bir kişi, birime yani 50 kişi 100 kişi üzerinde uygulayıp gerçekten geçerli mi diye baktıktan sonra araştırmaya yani 1000 kişiye devam edecekseniz ondan sonra devam etmeniz gerekiyor. Ve küçük bir pilot uygulamayla araştırma ölçeğini mutlaka yani anketinizi mutlaka sınamanız gerekiyor. Şimdi bu örneğimizi tekrar inceleyelim. Evet biraz önceki örneğimizde evet bir modelimiz vardı bakın. Ama modelde bir karışıklık yani yüksek düzeyde yapılandırılmış değildi mesela bu modelimiz. Şu örneğimize bakalım. Bir sonraki örneğimize bakalım. Burada da yine bir takım hipotezler ortaya atılmış ve bir model var. Bakın hipotezler mesela. Bakın burada net olarak ayrım yapılmış. Yani ne ile ne arasındaki ilişkiyi inceliyoruz. Kavramsal modelde işte ya da araştırma modeli de diyebilirsiniz. Sosyal medyanın faydalarının pazarlama rahatlığı üzerine etkisi mesela hangi şey özellikleri sosyal medyanın faydalarından şu 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 faydalarının bunun üzerinde etkisi. Sosyal medyada kendini açıklama gibi. Yani burada daha böyle derine inilmiş, yüksek düzeyde yapılandırılmış denebilir bir nevi ama şu okların daha net olarak belirtilmesini isterdim. Onun dışında mesela hipotez ortaya atılmış ama bu hipotez ortaya atılmadan önce bakın burada bir takım farklı araştırmalar, literatürdeki farklı araştırmalar incelenmiş ve daha sonra bu hipotez ortaya atılmış. Aynı şekilde bakın ikinci bir hipotezimize, üçüncü hipoteze baktığımızda yine literatür taranmış ve bunları destekleyici, bu hipotezi destekleyici bir takım veriler ortaya atılmış. Dolayısıyla hani hipotezleri ortaya atarken yani bu şekilde davranılması doğru tabii ki. Yani yine aynı şekilde mesela burada ölçek maddeleri demiş bir ölçek kullanılmış yine. 2019 Haziran 2019 ayları arasında yapıldığını belirtmiş. Ölçeğin adını vermemiş değil mi? Evet. Ama bir ölçeğimiz var burada da. Mutlaka incelersek hani denilmesini incelersek ölçeğin net olarak da adını ortaya koymuş da olabilirler. Yani önceden bakın örneklemi nasıl hesapladığını belirtmiş. Ölçek maddelerini neye göre işte katılıyorum katılmıyorum gibi belirtilmiş. Gibi gibi gibi. Evet. Bir diğer özelliği mesela yanılgılardan arınmış olma. İyi bir nicel araştırma tasarımında. İyi bir araştırma modelinin en önemli özelliklerinden biri incelenen verinin hatasız olmasıdır. Bu veri ondan çıkarılan istatistik sonuçlarının sistematik olarak farklılık göstermemesi anlamına gelir. Yani bir takım sonuçlar ne diyor? Net olarak, sistematik olarak verilmeli. Bakın burada yine modeli daha geniş açıklanmış. Yani gerçekten araştırma modelini daha geniş bir şekilde ölçme modeli olarak, yani PET modeli dediğimiz, daha doğrusu bir diyagram olarak PET analizi yapılmış Smart PLS üzerinde. Daha önce kullandığım bir program olduğu için net olarak görebiliyorum. Burada mesela daha net olarak ortaya koymuş. Verilerin hatasız olduğu yani
Bakın net olarak verileri ortaya koymuş. Neyin aralarındaki ilişkinin değerlerini ortaya koymuş mesela. Daha çok güven veriyor araştırma bu değerlerle. Çünkü bunun incelenebilir ve eleştirilebilir bir tarafı var. Yani bunu değerlendirirken şu değerlerin verilmiş olması bizi daha rahatlatıyor. Çünkü bu değerlerin bizim için bir yorumu mutlaka var ve o yorumlar burada yapılmış. Bir takım literatür desteği verilerek tabii ki. Örneklerin tesadüf olarak seçilmesi gibi yöntemler önlenebilir diyor. Mesela şurada da örneklem seçiminde bakın 250 kişinin seçildiğini ve örneklem hacmini hesaplarken hangi formülü kullandığını belirtmiş mesela bakın. Yine 250 kişiyi tabii ki rastgele seçeceğiz. Hani onda yine tesadüfi rastgelelik devam ediyor ama neden 250 kişi seçildiği de burada bir takım hesaplarla, yapılan hesaplarla ortaya konulmuş. Tabii ki mutlaka bu da literatürde bir yere atıfta bulunması gereken bir yerde. Burada neden bu formül kullanıldığına dair bir atıf göremiyorum şu anda bu formülün nereden geldiğine dair. Evet, bağımsız, yani karışıklıktan arınmış olmak, değişkenlerin karışıklık yaratması. Yani iki ya da daha fazla bağımsız ve diğer değişkenlerin etkileri birbirinden ayrılamıyorsa değişkenlerin karışıklığı söz konusudur. Ben şurada hissetmiştim o değişkenlerin karışıklığının söz konusu. Yani buradaki gibi çok net değildi değişkenler arasındaki ayrımlar. Burada hani bir bütün olarak verilmesi değişkenlerin karışıklığı söz konusu ve bunun yapılmaması gerekiyor. Yani daha net olarak yapılması gerekiyor değişkenler arasındaki ayrım. Evet, bunun dışında iyi bir nicel araştırma tasarımının özellikleri arasında dış değişkenlerin kontrol altında tutulması. Bu ne demek? Yani mümkün olduğu kadar etkilerden uzak tutulması. Yani bir anket yapıyorsanız birine başkasından etkilenerek o ankete bir takım yanıtlar vermesini istemezsiniz. Dolayısıyla bu araştırmanızı farklı yöne çekecektir. Bu odak grup görüşmelerinde de vardı. Yani mesela odak grup görüşmesi yerine Delphi yöntemi kullanılıyor. Anonimliği öne çıkaran, yine uzmanlarla yapılan bir yöntem mesela nitel araştırmalarda. Bu uzmanların birbirinden etkilenmemesi ya da yüksek rütbede bir kişi odak grup görüşmesine katılıyorsa işte onun görüşünü desteklememek gibi. Bu işte dış değişkenlerin kontrol altında tutulması nitel araştırmalarda biraz daha zor. Delphi ile sağlanıyor dediğim gibi nitel araştırmalarda Delphi yöntemiyle, Delphi metoduyla. Ama burada da daha çok hani kontrol altına tutulması mümkün ve bunun mümkün olduğunca dengeli yapılması isteniyor. Bağımlı değişken üzerindeki etkisi, bağımsız değişkenin ya da dış değişkenlerin, bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini incelerken hani farklı değişkenlerin de bağımlı değişkeni etkilemesinden mümkün olduğunca uzaklaşmak istiyoruz. Hipotezlerin sınanması ise kesinlikle olmalı. Yani bir takım mutlaka literatürde yer alan bir takım sayısal verilerle desteklenmeli. Mesela işte bir değeri siz 0 nokta mesela işte anlamlılık arıyoruz ya 0,01'den küçük olması genellikle değil mi? 0,1, 0,01 düzeyinde anlamlı deriz. İşte niye bunu 0,05 de diyebiliriz mesela. İşte bu tip sonuçları uygun verilerle desteklemek gerekiyor. Yani bulunduğunu ya da farklı bir değer bulduğunuz orada yine VIF değeri mesela yapısal eşitlikte neye göre işte bunu 0,5'in altında tuttuğunuzu gibi söylemeniz gerekir. Evet, devam edelim. Araştırma ölçeğinin güvenirliği. Nicel araştırmalarda kalite tartışması genellikle içerik ve sonuçların tekrarlanabilirliği üzerine yoğunlaşmaktadır. Yani ben aslında aynı ölçeği kullanarak farklı gruplar üzerinde aynı sonuçları elde edebilirsem, yani bunu tekrarlayabiliyorsam ki hipotezlerin doğrulanmasında tekrar çok önemlidir. Mesela tekrar tekrar bunu yaptığımda aynı sonuçları elde ediyorsam zaten o hipotez daha güçlenir. Bu yüzden araştırma ölçeğinin güvenirliği çok önemlidir. Güvenilirliğin gerçekten daha çok vurgulandığı gözleniyor bu tip araştırmalarda. Buna dikkat ediliyor. Yine bir burada örneğimiz var, onu inceleyelim. Hemen buradan download edelim. Şurada PDF var. Evet, burada PLSM dediğimiz yapısal eşitlik modeline giden bir çalışma var. Burada işte güvenilirlikten bahsetmiştik. Araştırma ölçeğinin güvenilirliğinden bahsetmiştik. Bununla ilgili
Mesela genelde PLSM'de çok fazla, bakın burada da yine bir takım hipotezlerimiz var. Bir modelimiz var, araştırma modeli. Daha çok işte bir takım bilimsel ifadelerle temsil ediyor, ifade edilmiş, bilimsel simgelerle ifade edilmiş. O simgelerin ne anlama geldiği burada yazıyor. Evet, veri toplama aracı ve örneklemden bahsedilmiş yine. Modelin geçerliliği. Evet, geldik buraya. Modelin geçerliliğini vurgulamak için neler kullanılmış mesela? Burada işte faktör analizi her şeyden önce modelin geçerliliği için kullanılan. Diğeri yapı güvenilirliği için kompozit reality dediğimiz mesela yine bir geçerliliği, yapı geçerliliğini vurgulayan bir değer var. Kronçalpa değeri mesela yine geçerlilik için kullanılan diğer bir değerdir nitel araştırmalarda. AVE değeri mesela ortalama açıklanan varyans dediğimiz AVE değeri yine mesela 0,50'den yüksek olması gibi. Yani bu tip değerler literatürde kabul görmüş bir takım sayısal ifadeler bunlar. Ve sizin bulunan sonuçların bunları desteklediğini bakın ortaya koyarak modelin geçerliliğini ortaya koyuyor. Mesela ayırt edici geçerlilik dediğimiz discriminant validity dediğimiz değeri mesela yine nasıl AVE ne anlama geldiğini önce belirtmiş. Ve daha sonunda bakın burada mühendislik için ayırt edici yani farklı gruplar için ayırt edici discriminant validity değerleri verilmiş mesela. Geçerliği ispatlamak için farklı gruplar için yine geçerli olduğunu, ayrıştırılabildiğini farklı grupların gibi gibi bu şekilde geçerliliği vurgulayan bir takım değerler. R kareler mesela, F kareler bunlar hep verilmesi gereken değerler mesela PLSM yapısal eşit modelinde. PLSM tipi yapısal eşit modelinde. En sonunda da mesela ölçeğin maddelerini vermiş. Bunları 5 Likert'le ölçtüğünü belirtmiş. Ölçekle ilgili ileriki derslerde daha fazla size bilgi vereceğim. Evet, şimdi bir toplama yöntemlerinden bahsedeceğim belirtmiştim ve anket yönteminden bahsedeceğim. Anket yönteminden biraz bahsedelim. Anket yöntemi birinci veri toplamada, nicel araştırmalarda özellikle en çok kullanılan yöntem. Araştırma istenen bir problem hakkında katılımcıların görüşleri için tasarlanan soruların yönetilmesi. Belirli sorular önceden hazırlanıyor. O sorulara A, B, C gibi sizin nasıl çoktan seçmeli işte ÖSYM'nin sorduğu size sorular gibi belirli şekiller de verilebilir tabii ki. Şekle dair yorumlar da alınabilir. Yorum dediğimiz A, B, C gibi şıklar, katılıyorum, katılmıyorum, evet, hayır gibi net cevaplar. Hazırlanıyor bu şekilde anketler. Evrenden seçilen kişilerin bir konuya ilişkin görüşlerini, algılarına yönelik verilerini bu şekilde toplamayı amaçlıyor. Sistematik bir şekilde topladığı için ve yapılandırılmış, önceden yapılandırılmış, tam yapılandırılmış olduğu için de sayısal verilere dönüştürmek çok kolay oluyor. Mesela evet diyenlere işte bir, hayır diyenlere sıfır gibi bir takım veriler eklenebiliyor. İşte kadın erkek cinsiyet için işte aynı şekilde tıklıyorsunuz. Kadın ya da erkek farklı başka bir seçenek vermiyorsunuz kişiye. Verilebilir mi? Evet, yurt dışındaki farklı, batıdaki farklı araştırmalarda mutlaka kadın erkek dışında farklı cinsiyetlerde oluşturulabiliyor. Anketin amacı davranışları, demokratik özellikleri, bilgi düzeyini ve fikirleri ölçmek. Yani burada anketin amacımız tamamen buradaki verilen yanıtlarda dayanarak nitekim demografik dediğimiz nüfusa dayalı işte kadın erkek işte gelir durumu gibi bunlar kişinin işte hangi mesleği yaptığı gibi olabilir. Şu kadar öğretmen, şu kadar doktor var araştırmamda demeniz bunlar hep demografik verilere giriyor. Ya da işte öğrenim düzeyi yine demografik veridir. Nüfusa dair veriler yani elinizdeki örneklem grubundaki nüfusa dair özellikler diyoruz buna. Sosyal özellikleri de diyebiliriz. Daha sonra sorularla davranışlar, bilgi düzeyi, fikirlerini ölçmek mümkün. Evet, yüz yüze anketten bahsedelim. Bu diğerlerinden biraz daha farklı. Biraz görüşmeye biraz benziyor. Kişisel görüşme anketi de denebiliyor buna. Çünkü birebir yüz yüze yapıyorsunuz. Kişisel görüşmelerle yapıyorsunuz da eskiden çok kullanılan bir yöntem. Şimdilerde ise tabii uygulanması çok zor. Hele pandemi döneminde hatta imkansız hale geldi diyebiliriz.
araştırmacı, anketör, cevaplayıcı ve anket yapılan çevre burada. Dört bileşen var. Yani bir araştırmacı var, bir anketör var. Yani o araştırmayı yaptırdığınız bir anketör var. Bir firma da olabilir bu. Cevaplayıcı var karşınızda ve bir çevre var, değil mi? Dört tane bileşen var burada. Çevrenin mümkün olduğunca izole edilmiş, manipülasyondan uzak demiştik mesela. Yani kişiyi cevaplayıcı etkilemeyecek düzeyde olması gerekir. Anketörün yine aynı şekilde mümkün olduğunca izole, bağımsız olması gerekir cevaplayıcıdan ve jest mimiklerine dikkat etmesi gerekir. Ve mutlaka önceden eğitim alınması gerekir. Yani bu anketi yaparken nasıl davranması gerektiği ile ilgili cevaplayıcıyı etkilemeyecek şekilde davranması gerekir. Dolayısıyla araştırmacı da aldığı anketörden ya da anket şirketinden aldığı verileri düzgün bir şekilde değerlendirebilsin. Yüz yüze anket yönteminde ihtiyaç duyulan veriler eğitimli anketörlerin yanıtlayıcılarla yaptıkları doğrudan görüşmelerle yapılıyor. Doğrudan gidiyorsunuz, kişiyle görüşüyorsunuz. Önceden mutlaka randevu alıyorsunuz ve anket nasıl bir araştırma yaptığınızı, bu araştırmaya katılmayı kabul edip edilmediğini mutlaka soruyorsunuz tabii ki. Onay aldıktan sonra belirli saatte, belirli bir günde, belirli bir yerde buluşuyorsunuz ve anketin cevaplarını alıyorsunuz veya yazılı olarak bulabilirsiniz. Sözlü olarak alabilirsiniz. Bir takım net sorulara vereceği cevapları da nettir. Yani onu görüşme gibi, derinlemesine görüşme gibi istediği cevabı vermesi mümkün değil tabii ki. Ankette belirtilen cevaplardan bir tanesini tıklayarak dolduruyorsunuz. Bazen kapılara gelir mesela, işte anketörler gelir, şu konuda bir araştırma yapıyoruz derler mesela. Ya da sizin derler ve hani kabul ederseniz de bir takım soruları yöneltirsiniz. Yaptığı anket başına ücret alıyor. Mesela bir firma için ya da araştırma için çalışıyorsa. Dolayısıyla bu maliyetlidir. Yani bu araştırmalar, yüz yüze anket maliyetlidir. Ama sonuçları daha kesindir diyebiliriz. Hani daha kişiye net ulaştığınızı görebiliyorsunuz. Yani ulaşmak istediğiniz kitle belliyse uygulanabilir aslında. Eğitimli anketörler gerekiyor gerçekten. Önceden belirlenmiş, belirlenmemiş, dolaylı, dolaysız soruları elde etmeye çalışıyorlar. Bu tür yani soru da ekleyebilirler mesela orada. Hani ek sorular eklenebiliyor galiba, belirlenmemiş, dolaysız dediğine göre. Bu tür bilgi toplam aracı kullanımında veriler görüşme anında veya görüşmeden sonra yazılı hale dönüştürülüyor. Yani görüşme anında da direkt tıklayarak da alabilir, checklist gibi. Ya da daha sonradan da yazılı hale dönüştürülebilir, kişiye kalmış. Evet, yüz yüze anket dediğimizde cevaplayıcıya kolay gelebilmektedir. Cevaplayıcıya kolay gelebilir ama uygulayana pek kolay gelmeyecektir. Cevaplayıcının anket süresince düştüğü tereddütlere anketör açıklık getirecektir. Bu iyi bir şey. Yani soruyu yanlış anlamış olabilir mesela. O soruyu anketör mesela aldığı eğitim listesinde aslında şunu ifade ediyoruz gibi örneklerle destekleyebilir. Burada şu ifade ediliyor gibi. Yani yanlış anlamaları önlemiş oluyor. Öbür türlü mesela bunun için hani online bir anket yapıyorsanız da mutlaka işte yorum kutuları konmalı ya da en sona bir tane farklı belirtmek istediğiniz bir şey var mı diye mutlaka bir açık uçlu bir soru sorulmalı. Farklı bu konuda belirtmek istediğiniz ve işte şu soruda şunu anlamadım, şöyle cevapladım gibi orada da gene geri dönükler alabiliyorsunuz online ya da çevrimiçi anketlerde. Ama bu doğrudan anketör olduğu için net olarak not alınabilir ve daha sonra da araştırmacıya iletilebilir. Yüz yüze görüşme olduğu için. Özellikle karmaşık konulara odaklanan ve çok fazla bilgi gerektiren çalışmalar için ideal bir yöntemdir. Evet, karmaşık konulara odaklanıyorsanız ve o kişi o karmaşanın içerisinde boğulsun istemiyorsanız ve ona daha açıklayıcı bilgiler, soruyla ilgili daha açıklayıcı bilgiler bir kişi tarafından iletilsin istiyorsanız araştırmanızı bu şekilde yürütebilirsiniz. Evet, üstün yönleri var yüz yüze anketimizin ve zayıf yönleri var. Bunlardan bahsedelim biraz da. Okuma yazma oranı düşük olduğu yerlerde uygulanacak en iyi yöntem yüz yüze görüşme anketi yöntemidir. Evet, neden? Çünkü kişiye soruyorsunuz oradan soruyu. Yani bir şeyi okumasını ve değerlendirmesini istemiyorsunuz. Karmaşık problemler demiştik. Yani burada karmaşık sorular da olabilir. Kişinin anlamayacağı sorular da olabilir. Hani düzey, eğitim düzeyi olarak. Siz bunu açıklık getiriyorsunuz.
Yani anketör bunu açıldık getirdiği için hani bu tabii ki üstün bir yönü, yüz yüz anket okuma yazma oranının düşük olduğu yerde okuma yazma bilmeyen kişi anket nasıl uygulayacaksınız? Dolayısıyla karşısına bir anketör vererek uygulayabilirsiniz. Ayrıca okuma yazma bilen kişiler dahi bazı karmaşık soruları anlayacak düzeyde olmayabilir. Bu da anketörün açıklamasını gerektirdiği için yine üstün bir yön olarak görebilirsiniz böyle durumlarda. Mesela çok yaşlı bir gruba anket uyguluyorsunuz. Daha kişi gözlüğünü ararken hani okuyamayabilir, ne bileyim anlayamayabilir. Bunu anketör karşısında sorarak ondan aldığı cevaplarını işaretleyerek size iletebilir. İyi bir yöntemdir yani bu anlamda. Görüşme karşılıklı konuşma şeklinde olduğu için yanıtlamam oranı çok düşüktür. Evet, yani kişi yanıtlama istemeyebilir. Çünkü hani bazen bağımsız düşünmek ister. Ona o cevap vermek isteyemeyebilir. Aslında düşünce nettir ama karşıdakine söylememek isteyebilir. Bu yüzden yanıtlama oranları pek düşük değil. Evet, burada. Yani kişi genelde hani bazen anketleri şey yaparsınız, umursamazsınız. Değil mi? Doldurmak istemezsiniz. Karşıdaki kişi bunu soruyorsa da cevaplamanız çok oluyor. O sizin yerine işaretliyor. O yüzden yanıtlamama oranı düşüyor. Görüşmede kişi sorulara hemen yanıt vermek zorunda olduğunda dış etkenlerden etkilenmez. Yani birine sormaz. Yani ya da birinden etkilenmez orada. Anlık cevaplar verdiği için hani birilerinden etkilenme oranı çok düşüktür diyebiliriz. E-posta veya internet anketlerinde bunu sağlamak zor. Evet, dış etkenlerden etkilenebilir. Yani yanındaki arkadaşı sen şu soruya ne cevap verdin dediğinde o da şuca ay ben de öyle vereyim falan dediğinde etkilenmiş oluyor ve bu da o istenen sonuçları yani istisnai sonuçları da etkileyebiliyor ya da güvenilirliği etkileyebiliyor. Anket güvenilir çıkmıyor mesela. Anketör içten bir hava yaratarak birçok kişisel, aile ve politik sorulara doğru cevaplar alabilir. Evet, içten yani anketörü sevdiyse kişi yani ona böyle anlatabilir her şeyi. Yani içten bir şekilde cevap verebilir. Bu üstün yönü yine. E-posta ve internet anketlerinde bunu yakalamak için en başta bir ifadeler kullanılır. İşte ben şu konuda araştırma yapıyorum. İşte şeyliyim, hani bu konuda çok istekliyim. İşte şöyle sevimliyim gibi bir takım ifadelerle yani önden bir anket tasarımından da bahsedeceğim. Beraber bir ankette tasarlayacağız ancak hani önceden böyle konuşarak ve alacağı cevapların hiçbir şekilde başkaları tarafından kullanılmayacağına, üçüncü şahıslara verilmeyeceği gibi bir takım ifadelerle aslında bu içten havayı yaratmaya çalışırız e-posta ve internet anketlerinde ama tabii ki karşınızda bir anketör olduğu kadar başarılı olmayabilir. Bir cümle değişik kültür ve sosyal yapıya sahip kişilerce değişik anlamlara gelebilir. Evet, böyle bir yanlış anlama görüşmecinin kişiye soruyu yeniden daha açık olarak yöneltmesiyle ortadan kaldırılacaktır. Yani karşınızda bir anketör olduğu için, karşıda bir anketör olduğu için cevaplayıcının karşısında. Dolayısıyla hani o cümlenin farklı anlamlara sosyal olarak ya da kültürel anlamda farklı yerlere çekilmesini engellemek için hani anketör destek verecektir. Diğerlerinde bunu tabii ki sağlamak mümkün değil. Çevrimiçi anketlerde ya da e-posta anketlerinde. Hani kişi ne algılıyorsa onu verecektir. Ya da kızacaktır belki, anketi kapatacaktır vesaire vesaire birçok şey olabilir. Yüz yüze görüşme yapmak yanıtlamama oranını azaltır. Bunu demiştik daha önceden de bahsetmiştik. Şimdi zayıf yanlarından bahsedelim yüz yüze anketin. Maliyeti oldukça yüksek. Niye? Ya bir kere anketöre para veriyorsunuz. Bir ortam lazım anketi uygulamanız için. O kişinin bulunduğu ortam da olabilir o. Ama sonuçta maliyetli bir yöntem. Yüz yüze yaptığınız kişiye bir zaman ayırmasını istiyorsunuz ve onu çalıştırıyorsunuz. Tam zamanlı çalıştırıyorsunuz bir anketörü. Dolayısıyla maliyeti yüksek. Anketörler anket sonuçlarının taraflı olmasına yol açabilir. Evet, o an için anketörle etkileyebilir karşıdaki kişiyi. Hani bir takım şeyleri doğru açıklamayabilir. O yüzden iyi eğitilmiş olmaları gerekir. Yani anket sonuçlarının taraflı olmasına yol açmaması için anketörlerin eğitmemeniz sizin zayıf yönünüzü ortaya çıkarır. Anket araştırma ile ilgili. Cevaplayıcıları evinde bulmak ve cevaplayıcıların anket için boş zamanları yakalamak güç olabilir. Evet, çoğu zaman kapınıza anket için gelen kişiye hiç zamanım yok, teşekkür ederim, zaman ayıramayacağım dersiniz. Hani çoğu zaman hani
Ya da şüpheyle yaklaşabilirsiniz. Ya bu ne amaçla geldi acaba hani diyebilirsiniz. Kapıda bulunmasını isteyebilirsiniz. Eve davet etseniz şimdi o da derttir falan. Hani bir takım sorunlar olabiliyor. Bu açıdan dezavantajlı. Bu gibi aksaklar anket süresinin uzamasına ve maliyetin artması neden olacak. Daha fazla anket kişiyi bulmak için daha çok maliyet ödeyeceksiniz anketöre. Anketörün varlığı yüz yüze anketin en büyük dezavantajı. Cevaplayıcılar bazı sorulara prestijli ve bilgili görünme arzusuyla yanlış cevap verebilmektedir. Bu durumda anketörün varlığı rahatsız etmekte ve cevaplayıcıyı suskun kılmaktadır. Yani mesela bir kişiye gelir düzeyini sorduğumuzda kişi karşıdaki kişiyi hani yüksekmiş gibi göstermek isteyebilir. Eğitim durumunu sorduğunda aslında ilkokul mezunudur ama utanıyordur, çekiniyordur. İşte lise mezunum demiş olabilir. Karşıdaki kişiye daha prestijli, daha bilgili görünme arzusuyla işte gelir durumunu daha yüksek gösterebilir. Bu tip durumlar tabii ki yine bunun yüz yüze anketin dezavantajıdır. Cevaplayıcıya da suskun kalabilir. Yani cevaplamak bu soruyu cevaplamak istemiyorum diyebilir. Gelir durumu ile ilgili soruyu cevaplamak istemiyorum diyebilir mesela. Bu durumda da tabii ki hani net sonuçlar alamadığınız için sıkıntı yaratır. Reddedilme oranı, katılımı reddedenlerin oranı yüksektir. Evet, bu tip anketlerde, yüz yüze anketlerde genelde katılmak istemiyorum diğer karşıdaki kişiye, birçok kişi. Yollarda da görürsünüz. Mesela bir kişi gelir, size bir anket uygulamak istiyorum dersiniz. Çoğu kişi hani zaman ayırmak istemez. O an bir koşturmacısı vardır. Red oranı çok yüksektir gerçekten bu tip anketlere. Evet, telefon anketinden bahsedelim biraz da. Telefon anketi, anket telefon aracılığıyla yapılıyor tabii ki. Yine eskiden çok kullanılan bir yöntem, hala da kullanılıyor. Mecbur kalıyorsunuz, hele pandemi döneminde telefon anketi de tercih ediliyor. Telefonla anket, bu anket türü tabii ki yüz yüze ankete göre maliyeti daha düşük, aşağı çekilmesini sağlıyor. Yani telefon günümüzde o kadar da pahalı bir araç değil hani telefon konuşması yapmak. Eskiden eskiye göre daha ucuz. Telefon aracılığıyla veri toplama bir konu hakkında önceden hazırlanan plan çerçevesinde soru kağıdı veya basılı kağıt olmadan çeşitli sorular yöneltmek anlamına geliyor. Yani genelde seçim dönemlerinde çok sık telefon alırız ev telefonumuzdan. Mesela işte şu konakta ya da işte belediyeler yapar, işte belediyemizin hizmetlerinden memnun musunuz gibi bir takım sorular yönetilir. Bu tip yerlerde çok kullanılabiliyor seçim öncesinde özellikle. Telefon anketi özellikle anket süresinin kısıtlı olduğu durumlarda tercih edilebilir. Yani çok basit sorular, 3-5 tane soru soracaksınız mesela, süre kısıtlı, o durumlarda telefon anketini kullanmak daha mantıklı. Telefon anketlerinde görüşme öncesi yanıtlayıcılara ait isim ve adresler mevcutsa bilgilendirme mektupları gönderilebiliyor. Yani öncesinde işte şu tarihte, şu saatte uygunsanız sizi arayacağız gibi bir takım bilgilerin ve şu konularda size sorular soracağız diye hani hangi soruları yönelteceklerini önceden bilgilendirme mektuplarıyla iletmek tabii ki tercih edilir. Böylece beklenmedik telefonların yaratacağı şaşkınlık, kızgınlık mesela azaltılabilir. Yani sürekli sizi bu konuda arayan bir kişiye tabii ki kızabilirsiniz, şaşırabilirsiniz. Siz telefonu nereden buldunuz gibi hani bir takım şeyler olabilir. Bilgilendirme mektupları iyi olacaktır. Anketin tanımı, amacı, görüşme süresi mutlaka bu bilgilendirme mektuplarında yer verilmeli. Yani aynı şekilde çevrimiçi anketlerde de anketin tanımı, amacı, görüşme yani süresi, tamamlanma süresi, ortalama tamamlanma süresi yine aktarılıyor kişilere. Bilgilendirme mektupları posta anketi ya da yüz yüze anketlerde de kullanılabiliyor. Yani her ikisinde de kullanılabilir. Yüz yüze anketlerde de hani gitmeden önce kişiye önceden bilgilendirme mektubu verilmesi iyi olacaktır. Dolayısıyla bilgilendirme mektupları ve eğitimli deneyimli anketörlerin çalışmada yer alması yanıt oranlarını telefon anketi içinde, yüz yüze anket içinde arttıracaktır. Evet, telefon anketinin üstün yönlerinden bahsedelim. Kısa zamanda bilgi sağlar. Kısa zamanda istediğiniz bilgiyi alabilirsiniz. Görüşmecinin ve anketörün cevaplayıcı üzerinde oluşturduğu etkisi yüz yüze anket kadar değildir. Yani o yönteme göre daha azdır. Kişi hani telefondakine daha rahat bir şekilde cevap verebilir. Bir takım hani ön yargılardan uzak olarak. Yüz yüze anket yöntemine göre maliyeti düşük, daha az kaynak gerektiriyor telefon anketi. Mali açıdan daha az kaynak gerektiriyor. Bir tam zamanlı bir anketör çalıştırmıyorsunuz ya da bir anket şirketine para ödemiyorsunuz.
araştırma için. Örnekleme çerçevesi hazır olduğunda örnek seçmek daha kolay. Evet, yani sizin için bir telefon listesi vardır. Bunlar içerisinden de hani örnek seçmek kolaydır. Rastgele örnek seçmek değil mi? Kapı kapı çalmak yerine hani bir telefonla bir listeden seçim yapmak tabii ki daha kolay. Araştırmacı yönünden bakacak olursak da çok sayıda farklı kişilere ulaşma imkanı sağlar. Bu yönden de üstündür. Şimdi zayıf yönlerine bakalım. Telefon görüşmesiyle elde edilebilecek bilgi sınırlıdır. Ayrıntılı bilgi elde etme olanağı yoktur. Yani siz bir konuda uzun 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 konuşmayacaksınız telefonda. Belirli soruları yöneltip yani hangi seçeneği seçtiklerini sorup kapatıyorsunuz. O yüzden elde edilecek kısa da sürdüğü için elde edilebilecek bilgi sınırlıdır. Uzun görüşmeler yapılamaz. Karmaşık ölçek ve ölçüm türleri için kullanılamaz kesinlikle. Hani uzun görüşmeler için uygun değil. Bunun için yüz yüze anket yöntemi kullanılmalı mutlaka. Telefon anketlerinde şekil, resim, görsel gösteremiyorsunuz. Mesela yüz yüze de bir şekil gösterip bununla işte yine şıklar belirtip bununla ilgili bir yanıt alabilirsiniz. Ama şekil ya da resim göstermiş telefon anketlerinde pek mümkün değil. Alo dediğiniz anketlerde tabii ki şimdi akıllı telefonlar var tabii şekilde, şemalde. Onu çevrim içi anket kısmına alıyoruz. Bu görüşme, telefonla görüşme tipindeki anketler için bahsettiğim telefon anketi. Yüz yüze ankete kıyasla yanıt oranı daha düşük olarak gösterilmiş. Kişi reddediyor, pat diye telefonu kapatıyor. Hani yüz yüze de hani kıyamıyor olabilirse, hadi gel bakalım cevaplayalım diyebilir. Kapınıza gelen bir kişi yani anketini cevaplayabilirsiniz. Bu işin için çalışıyor diyebilirsiniz. Hani ama bunda hani telefonda kişiyi direkt reddetme oranı çok yüksektir. Herkesin telefonu bulunmadığında seçilen örneklemin evreni temsil etme yeteneği azalır. Özellikle ev telefonları gittikçe kapandığı için hani cep telefonlarına geçildiği için hani seçilen örnekleme evreni temsil etme yeteneği azalıyor. Ama şimdi hani cep telefonları üzerinden de yapılabildiği için hani bunu artık hani zayıf yön olarak görmek bilemiyorum. Mümkün mü? Yüz yüze ankette olduğu gibi burada da anketör sapması sorunu. Anketör sapması yani anketörün kişiyi yönlendirmesi, cevaplayıcıyı yönlendirmesi bu anketör sapması olarak nitelendirilen bir terim. Bu sorunu bulunuyor. Yine burada da anketör sapması olabilir. Yani anketöre işte gelir durumunu belirtirken daha yüksek gösterebilir ya da eğitim durumunu daha yüksek gösterebilir. Hani karşıdaki kişiye daha prestijli görünmek için, daha bilgili görünmek için bir takım anketör sapmalarına neden olabilir yine alınan yanıtlar. Bu da dezavantaj olarak görülebilir telefon anketi. Şimdi telefon anketiyle yüz yüze anketi karşılaştıralım. Telefon anket yapma işlemi yüz yüze ankete çok benziyor gerçekten. Her iki işlem arasında temel fark örneklem seçimi. Yani ikisinde de araştırmacı var, örneklem var. Hani belirli bir cevaplayıcı var. Farklı örneklem seçimi. İkisi arasındaki temel fark örneklem seçimi. Araştırmacılar rastgele telefon çevirme işlemi yapabilmekte veya bir telefon rehberi ya da müşteri listesi üzerinden önceden belirlenmiş bir listeden telefon numaralarını seçebiliyorlar. Örnek çerçevesi yani bu nerede telefonla anketinde bu tabii ki telefon anketinin avantajı. Örnek çerçevesi coğrafi olarak ülke sınırları dışına taşarsa telefon anketi ne olur? Maliyette olmaya başlar. Yüksek maliyetler söz konusudur. Ama biz telefon anketine daha maliyeti düşük demiştik yüz yüze ankete göre. Ama bu durumda maliyetler artacaktır. Eğer coğrafi sınırları ülke sınırlarını aşıyorsa ülke içerisinde bile hani ülke içerisinde de farklı bölgeler aramada sıkıntı yaşanmaz. Evet, aynı ücrete tabidir değil mi? Evet. Bu dersimizi özetleyelim kısaca. Neler öğrendik bu dersimizde? Bu dersimizde kantitatif araştırma hakkında kapsamlı araştırmalara yer verdik ve bu konuda araştırma tasarımı, kantitatif araştırma tasarımı nasıl olması gerektiği, işte kantitatif araştırmanın özellikleri, temel özellikleri, iyi bir kantitatif araştırma tasarımında neler bulunması gerekiyor, işte modelin açık bir şekilde ifade edilmesi gerektiğini, hipotezlerin önceden desteklenir şekilde literatürde taranması, yani o tip tarandıktan sonra ortaya atılmasından bahsettik. Örneklem seçiminden bahsettik. İşte örneklem, evren ve örneklem seçiminde rastgelelikten bahsettik. Onun dışında
Veri toplama araçlarından, anket yönteminden bahsettik. İleriki dersimizde yine anket yönteminin iki türü daha var. Onlardan bahsedeceğiz. Ve hangileri bunlar? Şuradan mı vardı? Evet. Biz neden bahsettik bu dersimizde? Yüz yüze anket ve telefon anketinden bahsettik. Posta anketi ve internet anketinden de bahsedeceğiz ileriki derslerimizde. İleriki dersimizde ve deney yönteminden bahsedeceğim. Bunun dışında kantitatif araştırma yöntemleri ve en sık kullanılan veri toplama araçlarında anketten detaylı bahsettik. Sadece anketten, hani detaylı olarak nasıl olması gerektiğinden. Bunların üstün ve zayıf yönleri, telefon anketinin ve yüz yüze anketin üstün ve zayıf yönleri, birbirleri arasındaki farklardan bahsettik bu haftaki dersimizde. İleriki dersimizde kantitatif araştırma dersine, araştırma yöntemlerinden bahsetmeye devam edeceğiz. Veri toplama araçlarından bahsetmeye, yani geri kalan veri toplama araçlarından bahsetmeye devam edeceğim. Evet, bu dersin kaynağı olarak mutlaka buna bakabilirsiniz. Yani metinsel olarak dersin metinsel olarak da okumak isterseniz, PDF olarak okumak isterseniz İstanbul Üniversitesi'nin açık kaynak materyaline ulaşabilirsiniz. Evet, bir tane sınıf tartışması yolluyorum size. Forum kısmında cevaplamak üzere. Her bir öğrenciden en az bir cevap bekliyorum bununla ilgili. Kantitatif araştırma tasarımının kapsamı ve özellikleri, yani bu derste öğrendiğimiz kantitatif nitel araştırmalarda tasarımda hangi kapsam vardır? Yani neler içermelidir nitel araştırmalar ve bunların özellikleri nelerdir şeklinde bu soruya ayrı bir cevap. Ve yine ayrı olarak anket yönteminin avantajları ve dezavantajlarını incelemenizi istiyorum. Dersimizde zaten gördük ama bunları üstün yönleri ve zayıf yönleri olarak değerlendirdik. Avantajları ve dezavantajları olarak da değerlendirebiliriz. Bu anket yöntemini karşılaştırmanızı istiyorum. Derinlemesine görüşmeyle karşılaştırın. Yani diğer kalitatif yöntemlerle karşılaştırın. Odak grup görüşmesiyle karşılaştırın mesela. Başka hangi yöntemlerimiz vardı nitel araştırmalarda? Onlara bakın ve onlarla anket yöntemini karşılaştırın ve ikisi ki birim, yani herhangi bir tanesini seçebilirsiniz kalitatif yöntemlerden. Bu konuda esneksiniz. Birden fazla yöntemi seçerseniz daha iyi olacaktır tabii ki elde edeceğiniz puanlar. Bunlardan herhangi birini seçerek ama avantajlarını, onun avantajları ve bu anketin yarattığı avantajlar ya da diğer yöntemin dezavantajları şeklinde yorumlamanızı bekliyorum. Evet, konuyla ilgili yine ek materyallere uzak eğitim sistemi üzerinde erişebilirsiniz. Ayrıca sorularınızı forum üzerinden yöneltebilirsiniz. Dersi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.